Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. İktidarın karşısında kim varsa ben ondanım. İstemeyerek. Bu zamana kadar muhalif olmaktaki beceriksizliğinin iktidar olduğunda da devam etmesinden korkuyorum ben aslında. Çok farklı partiler bir arada ya Millet İttifakı'nda. Bir uyumsuzluk çıkarsa sonuç ne olacak? Yeterli olsaydı 20 yıldır sizce muhalefet olarak mı kalırdı? 20 yıldır hiçbir şey başaramadılar mı? Muhalefetin başarılı olduğu bir nokta var. 6 farklı partinin ve HDP'nin Erdoğan'a karşı ortak bir cumhurbaşkanı adayının arkasında durabilmesi. Bu seçimin ülke için önemi çok büyük. Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Milletvekili de seçmiyoruz sadece. Biz bir sistem seçiyoruz. Ben Bedran Özel, 21 yaşındayım. Bir iktidarı iktidarda tutan da, iktidardan indiren de birinci sırada muhalefettir. 20 yıllık AKP iktidarında bence zaten birinci sırada muhalefetin payı var. Yani ben de muhalif bir ses olarak bunu söyleyebilirim rahatça yani. Kendisini düzeltmesi gerektiği noktalar olduğunu düşünüyorum ve yanlışını düzeltebilecek kapasitede. Yani kulağını halka verebiliyor. Ben Selma, 19 yaşındayım. İlk defa oy kullanacağım. Bu durum beni heyecanlandırıyor. Çünkü yıllardır bu anı bekliyorum. Çünkü benim fikrime başvuruluyor ve ben varsayılıyorum yani. İsmim Muhammed Yıldız, 19 yaşındayım. İlk oyum olacak. Yani çok karışık, kararsızım. Yani ne yapacağımı konusunda hiç bilmiyorum. Yani muhalefet iktidarı eleştiriyor. Yani aynı ücreti alıyor. Yani sadece muhalefetten düşmemeye çalıştıklarını düşünüyorum. Bu düzeni değiştirmek için pek bir adım attıklarını düşünmüyorum. İsmim Cafer Şahin, 22 yaşındayım. Ben iktidar olduğu kadar muhalefete de muhalif olan bir insanım aslında. O kadar başarısız bir muhalefet gördük ki eleştirmeyi bile beceremeyen insanlar nasıl icraat yapacak ben bilmiyorum. Ve bu benim için büyük bir kaygı yani açıkçası. Benim adım Abdullah Yağız Özkan, 22 yaşındayım. Yeterli olsaydı 20 yıldır sizce muhalefet olarak mı kalırdı? 20 yıldır hiçbir şey başaramadılar mı? Buradaki yasa meclisten geçerse arkadaşlar bu telefonlarınızı artık bu şekilde görüp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Siyasal muhalefet görevini yerine getirebildi mi? Eğer iktidarı değiştirememişse, halkı ikna edememişse o zaman görevini yapmamış demektir. Muhalefetin yeni stratejiler oluşturması gerekiyordu. Zaman aldı. Madem Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi, öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal. Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum. Muhalefet siyasi kararlara iktidar kadar doğrudan olmasa da dolaylı olarak etki eden bir rol üstlenir. Seçmen kimi seçmişse o parti iktidar olur. Muhalefet de iktidarın hatalarını gördükçe düzeltir, eksiklerini göstermeye, doldurmaya çalışır. Ve yani iktidarlar genellikle çoğunluğun tercihini yansıttığı için daha azınlık olan grupların ihtiyaçlarını, taleplerini siyasete taşımakta muhalefete düşer. Muhalefet ne kadar etkinse o kadar çoğulcu bir siyaset hakimdir. Değilse, cılızsa o zaman çok daha tek sesli bir siyaset görmeye başlarız. Türkiye'de muhalefetin 2019 öncesi dönemine bakacak olursak çok etkin bir performans sergilemediğini söyleyebiliriz. Daha çok iktidarın çizdiği siyaset çerçevesinin içinde kalan, aynı söylemi yeniden üreten, mevcut kutuplaşma eksenlerini değiştiremeyen, kaydıramayan, dil olarak fazla soyut, belki fazla entelektüel, daha normatif bir çizgisi vardı. Son birkaç yılda, özellikle 2019 sonrasında daha olumlu, geçmiş hatalarından ders almış, mevcut fırsatlardan, siyasi ortamın sunduğu dar da olsa ufak fırsat alanlarından daha fazla istifade edebilen ve daha riskli, tehlikeli noktaları fark edip bunlardan biraz daha kaçınan bir yönde ilerlediğini söyleyebiliriz.
Muhalefet bence şöyle olmalı. Evet, iktidarın tabii ki yanlışlarını göreceksin, bunu halka sunacaksın, iktidara söyleyeceksin. Yani muhalefet sadece muhalefet olmak için, doğrusuna da yanlışına da yanlış dememeli. Seçmenin muhalefete bakışı aslında şudur: muhalefet bana neyin sözünü veriyor? Şu an içinde bulunduğum durumdan böyle bir çıkış yolu gösteriyor mu bana? Muhalefetin çok uzunca bir dönem ben görevini yapamadığını düşünüyorum. İktidar tarafından başlatılan bir takım böyle suni diye niteleyebileceğimiz tartışmalara odaklandı. Dolayısıyla alternatif anlamda insanlar için çıkışı oluşturacak mevzularla çok kısa süredir ilgileniyor diyebiliriz. Ya şimdi muhalefete kalkıp bir şeyleri üretmiyor demek doğru olmaz. Çünkü ürettikleri de birçok şey var. Ama işlerini olması gerektiği gibi doğru bir şekilde yapsaydı, bana sorarsanız 20 yıldır muhalefet olmazdı. Kafalarından ne dolaşıyor, ne geziyor bilmiyorum. Bir diziden bir kesit var. İşte muhalefetin amacı iktidara gelmek değil midir diye. O da şöyle bir açıklama yapıyor. Türkiye'de muhalefetin amacı iktidar olmak değildir. Nedir? Muhalefetten düşmemek. İktidara hedeflediklerini düşünüyorum ama öyle adımlar atıyorlar ki gerçekten. Tabanın tanımadığı, bilmediği birisini birdenbire Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya attılar. Ekmelettin İhsanoğlu vakası mesela. Ekmelettin. Seçimden sonra da şey dediler: Ekmelettin geldin bizi tekmelettin. Şimdi muhalefet öyle bir şey ki sürekli değişiyor. Türkiye İşçi Partisi'ni bir tarafa bırakırsak, belki Adalet Partisi'nin çıkışı itibariyle veya Demokrat Parti'yi bir tarafa bırakırsak, Özal'ı 12 Eylül'den dolayı bir tarafa bıraktığımızda aslında daha çok olağanüstü şartlar itibariyle gelip programla gelmiyor. AK Parti de öyle geldi. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde Türkiye'de muhalefetin şeyi şu: konjektürel davranıyor sürekli. CHP muhalefette şunu hata yaptı. Sadece bugüne kadar kendi kitlesine, işte Atatürkçü, Kemalist dediğimiz kitleye hitap etti. Bundan önce başörtüsü konusunda CHP kaçınırdı ya da Kürtler konusunda. Ama artık ön planlara çıkmaya başladı. Geçmişte AK Parti'nin çizdiği siyasi çerçevenin dışına CHP'nin çok çıkamadığını düşünüyorum. İktidar söylemini tam ters taraftan geri üretmekten öteye çok fazla gidemediğini düşünüyorum. Seçkinci, biraz elitist kaldığını, bu bagajdan yeterince hızlı kurtulamadığını düşünüyorum. Bence siyasilerin kullandığı dil ya hoş bir dil değil. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Beni gerçekten rahatsız ediyor çünkü beni temsil eden bir insan bunu söylememeli. Ben dünyada böyle tanınmamalıyım Türkiye olarak. Bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biz zaten biliyoruz da tarih de yazacaktır. Mesela Soğuk Savaş döneminde Türkiye siyasetine damgasını vuran bir dinamik var. O da komünizm, antikomünizm. Yani sol muhalefetin hep komünistlikle, dolayısıyla gayrı meşru ilan edilmesi, hep başında demokrasinin kılıcı olarak sallanıyor. Muhalefeti hain, dışarının uzantısı olarak görmek sağ siyasetin bugüne mirası. Muhalefet neden hep fitnecidir, haindir? Gerçek bir yanıt veremiyorsanız o zaman tabii onu fitneyle, yalan söylemekle itham ediyorsunuz. Bu bir aslında zayıflık göstergesidir. Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Esasen kendileri de şair oldukları için zaten hayalle iç içedir. Eskiden siyasette bence nezaket vardı. Şu an siyaset hep rakibini kötüleme üzerine kurulu. Vicdansız bir iktidar. Kalibresi bozuk. Zalim. Arsız. Cins, cibiliyet bozuk. Korkak bir iktidar. Hırsıza muamelemiz çok ama çok açık. Geçmişte de muhalefet-iktidar ilişkisi hiçbir zaman da sağlıklı olmamıştı. Ama son 20 yılda yaşadığımız otoriterleşmedeki iktidar-muhalefet ilişkisi bunun ötesinde olan bir şey. Muhalefet nasıl bir stratejiyle, nasıl bir tarzda başarılı olabilir? Dünyada benzer durumdaki başka muhalefetler de zorlanıyorlar. Polonya'da da zorlanıyorlar, Macaristan'da da zorlanıyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde de zorlanıyorlar. Çünkü bu yeni bir otoriterleşme ve nasıl mücadele edeceği o kadar da belli değil. Bakın, bu ülkenin başbakanına diktatör yakıştırmasını yapan bir muhalefet var. Karşımda şu anda bulunuyorlar.
Tayyip Erdoğan diktatör olacak, sen meydanlarda dolaşacaksın, öyle mi? 2017'deki halk oylamasıyla Türkiye parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçti. Yürütme yetkisi artık Cumhurbaşkanlığına verildi. Sistem değişikliğini Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP destekledi, CHP ve İyi Parti buna karşı çıktı. Dört muhalif partinin katılımıyla Millet İttifakı kuruldu. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti iktidara karşı siyasi cephe rolünü üstlendi. Cumhur İttifakı tek adayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la seçime girdi. Millet İttifakı ise partilerin adaylarıyla. CHP Muharrem İnce'yi, İyi Parti ise Meral Akşener'i aday gösterdi. Seçimin galibi %52,59'luk oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Muharrem İnce %30,64, Selahattin Demirtaş %8,4, Meral Akşener de %7,29 oranında oy aldı. CHP ve İyi Parti 2019 yerel seçimlerinde işbirliği yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi yıllar sonra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'de büyükşehir belediye başkanlıklarını kaybetti. Cumhur İttifakı'na karşı birlik olan masaya iki yeni parti daha oturdu. Adalet ve Kalkınma Partisi içinden çıkan Deva Partisi ile Gelecek Partisi altılı masayı oluşturdu. Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metnini tüm liderlerin katılımıyla açıkladı ve seçimlerden önce bunu yapan ilk siyasi oluşum oldu. Millet İttifakı'nın iki ana partisinden biri, İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemediklerini açıkladı. Aday krizi çözüldü. Meral Akşener kalktığı masaya geri döndü. Millet İttifakı ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Muhalefetin bir blok olarak seçime girdiği bir örneği var geçmişte. Hürriyet Partisi'nin ve Osman Bölükbaşı'nın partisinin olduğu bir blok 1957 seçimlerine yine CHP çatısı altında girmişti. Orada da o dönemde Demokrat Parti'nin otoriterleştiği bir dönem. Demokrat Parti yine iktidar çoğunluğunu sağlamıştı 1957 seçimlerinde ama kıl payı sağlamıştı. Muhalefetin başarılı olduğu bir nokta var. O da 6 farklı partinin ve HDP'nin, toplam aslında 7 farklı partinin Türkiye'yi 20 yıldan uzun süredir yöneten Erdoğan'a karşı ortak bir cumhurbaşkanı adayının arkasında durabilmesi. Bu çok önemli muhalefet açısından bunu yapabilmeleri. Ya şöyle, çok farklı partiler bir arada ya Millet İttifakı'nda. Orada bir kargaşa çıkarsa, bir uyumsuzluk çıkarsa sonuç ne olacak? Bu çok düşündürüyor. Bu kargaşa acaba ülkeyle alakalı önemli bir karar verirken de olabilir mi? İktidarın karşısında kim varsa ben ondanım. İstemeyerek. Gelecek olanın bu zamana kadar muhalif olmaktaki beceriksizliğinin iktidar olduğunda da devam etmesinden korkuyorum ben aslında. Akan bir aday belirleme süreci olmadı. Tatlı rekabetin içine kötü kan karışmamalı ortak, yani seçim ittifaklarında veya koalisyonlarda. Orada biraz bir sıkıntı oldu ve bu kafa karışıklığı yarattı tabii. Bu kadar uzun süre adayın belirlenmemesi muhalif enerjinin israf olmasına yol açtı. Ben siyasetten umutluyum. Önümüzdeki seçimde bazı şeylerin çok değişeceğine inanıyorum ben. CHP, HDP'nin oyuna talip olduğu için teröristlerden medet umuyor diye bir söylem var. Ama biz ülkenin %13'üne, %15'ine terörist dersek zaten hiç seçime gitmemize gerek yok. Kürt seçmen olduğu için veya HDP'li seçmen olduğu için çarpıtılmamalı bence. Demirtaş'ın kararlaştırılmış mahkeme kararının olmamasına rağmen içeride bulunması bana sorarsanız çok büyük bir eksiklik. İçeride bulunması gerekiyor olabilir ama siz bir mahkemeyi sonuçlandırmadan yıllarca bir insanı içeride tutamazsınız. Aynı zamanda hak ve özgürlükler konusuna baktığımızda da Türkiye'deki adaletin yetersizliğinden bahsediyorum HDP konusunda. Hüdapar meselesini konuşurken de, HDP meselesini konuşurken de, diğer meseleleri konuşurken de iki temel çıkmaz bunlar. Bir, bu partiler sonuç itibariyle anayasaya göre kurulmuş partiler. Sen bunları PKK'ya yakın diyebilirsin, Hizbullah'a yakın diyebilirsin, onu diyebilirsin, bunu diyebilirsin, kişileri söyleyebileceğin gibi. Bunlara yaklaşım hukuk içerisinde olacak. Hukuk içerisinde bunun bir cezası varsa, bir yaptırımı varsa bunu uygulayacaksın. Şimdi HDP'yi kapatma davasını alıyorsun, tam seçimin en kritik zamanına getiriyorsun ve bununla bir şekilde meseleyi çözebileceğini zannediyorsun. Ya dünya kadar yedek parti var yani. Hiç yapamazsın ki.
Olmadı zaten, olmuyor da. Tamam mı? Şimdi HDP'ye yaklaşım şu. HDP'den ben de istekler çok net olmalı. Şimdi terör örgütüyle arana mesafe koy. Tamam. Nasıl? Formülünü üret. Mesela mecliste bu nasıl olacak? Türkiye'de muhalefet var ama muhalefet olmak için var. Yani kafamda kurduğum muhalefet çizgisine uygun değil. Kafamdaki muhalefette tamam yanlışını söyle ama doğrusuna da karşısında durma ya da birlikte çalışabilmeli, birbirlerine düşman olmamalı iktidarla muhalefet. Kuryelik yapıyorum. Bizim yanımızda duran pek bir siyasetçi gördüğümü söyleyemem. Benim emeğimin karşılığını vermelisiniz. Siz benim oyumu alıyorsunuz, siz halkın oyunu alıyorsunuz. Yani halkın rahat bir şekilde yaşaması gerekiyor. Çok sevdiğim bir söz vardır. Bir yarışta birinci olmanın iki yolu vardır. Ya siz çok hızlı koşacaksınız ya da rakibiniz yavaşlayacak. Şu an Türkiye'de siyaset rakibi yavaşlatma üzerine. Hani herkes hızlı koşmak istese, herkes daha iyi olmak istese, herkes birbirini ileriye taşıyacak zaten. Ben nasıl bir muhalefet görmek isterdim? Gerçekten böyle görüşlerini, yani yapacağım dediklerini net bir şekilde söyleyip ve hani Allah nasip ederdi iktidarı geldiğinde de bunları gerçekten yapabilecek bir iktidar isterdim.